Değişen insan, değişen bilim. Her ne kadar tek yönlü bir süreç gibi görünse de aslında bilimin değişmesiyle beraber bizler de değişiyoruz. 6 yaşında kızımla sohbet ediyoruz 2 gün önce kahvaltıda. Söylediği ifade aynen şu. Baba, Elmas amcayı tanıyor musun? Yapay zekayla arabasını Mars'a göndermiş. Malumunuz. Elon Musk. Kızımdaki karşılığı Elmas. Değişmeye ne zamandan itibaren başladık? 2000'li yılların başında Endüstri 4.0 devriminin gelişmesiyle beraber aslında siber fiziksel sistemlerin ortaya çıkmasıyla beraber bu değişimi başlangıç referans noktası olarak kabul edebiliriz. Peki bu süreçte nelerle karşılaştık? Bu süreçte aslında Endüstri 4.0 devriminin içerisinde biz makine öğrenmesi, derin öğrenme, bulanık mantık, optimizasyon, yapay öğrenme gibi temel kavramlara ve terminolojiyi geliştirmeye başladığımız sürecin başlangıç noktası. Endüstri 4.0 ile beraber üretim süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve daha sağlıklı devam ettiği bir sürecin içerisindeyiz. Peki Endüstri 4.0 devrimi ile beraber sağlık bilişiminde nelerle karşılaştık? Temel olarak bahsettiğim yapay öğrenme veya derin öğrenme mantığının arkasında bizim öğrenebileceğimiz bir ham veriye ihtiyacımız var. Ve bu ham veriyi bize sağlayan alışveriş alışkanlıklarımız, ziyaret ettiğimiz internet siteleri, saç telimiz, bir damla karımız. Etrafımızda her dakika inanılmaz bir veri akışı içerisinde yaşıyoruz. Elde edilen, toplanan yüksek çözünürlüklü ve yoğun verinin işlenmesi gerekiyor. İşte burada devreye, veri madenciliği devreye giriyor. Ses tarama yöntemleri, görüntü tarama algoritmaları, makine öğrenme ve derin öğrenme. Peki biz sağlık bilişimi açısından baktığımız zaman gelecek vizyonda ne görüyoruz? Burada bazı önemli rakamlar var sizlerle paylaşmak istediğim. Geçtiğimiz yıl küresel ölçekte 39 milyar dolarlık bir yapay zeka yatırım miktarı var. Bunun %90 Ar-Ge. 2025 yılına kadar yatırımların 126 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ve küresel ekonomiye 2030 yılına kadar 15.7 trilyon dolarlık bir katkı sağlaması öngörülüyor. Bunun dikkat ederseniz 7 trilyon doları Çin'e. Geçtiğimiz aylarda açıklandı. Belki takip etmişsinizdir. Çin 2.2 milyar dolarlık yapay zeka parkı yatırımı yaptı. 7 trilyon dolarlık katkıdan istifade edebilmek için. Sağlık bilişiminde tedavi öngörü yaklaşımları ile sağlık giderlerinde %5 ila 9 arası bir azalma ve bizler için kıymetli 0.2 ve 1.3 yıl ortalama yaşam süresi artışı öngörülüyor. Yapay zekanın sağlık bilişimine katkısı. Peki gelecek 3 yıl içerisinde yapay zekanın talep öngörü eksenine baktığımız zaman şurada yapay zekanın sağlık bilişimine katkısına ait noktayı görüyorsunuz. Bakın özellikle çekirdek alanları teknoloji olan şirketlerin hemen arkasından önümüzdeki 3 yıl içerisinde talep ekseninde yukarıya doğru en çok gelecek vaat eden sektör sağlık bilişimi. Dolayısıyla sağlık bilişimi sektörüne yatırım yapılması gerektiği rakamlar da ortada. Peki bizim sağlık bilişimi mantığı içerisinde kullandığımız yapay öğrenmeden bahsediyoruz. Yapay öğrenme dediğimiz öğrenmenin asıl ilham kaynağı olan gerçek öğrenme neresi? Siz dersiniz. Beynimiz. Makine öğrenme yöntemleri temel olarak aslında bizlerin öğrenme yöntemini taklit eden, tecrübelerimizden istifade edip sonraki kararlarımızı şekillendiren bir süreç. Ancak bu işi bizlerden çok daha iyi yapanlar var. Bireysel fayda yerine toplumsal faydayı esas alan sürüler, karıncalar ve arılar bireysel fayda yerine toplumsal faydayı esas aldık kısa zamanda ve daha yüksek doğrulukla çözüm üretebiliyorlar. Karıncalarla başlayacağım. Akabinde diğer iki yöntemle devam edeceğiz. Karıncalar temel olarak birbirleriyle iletişim kurarlarken feromon denilen bir kimyasal kullanıyorlar. Sonraki karıncalar bu feromon bilgisinden istifade ederken sonraki adımda ne yapması gerektiğinin kararını veriyor. Bir karınca dolayısıyla kendisi bir çözüm bulurken kendisinden sonra gelecek olan karıncalara da alternatif çözüm olabilecek kıymetli bir bilgi bırakıyor. Adı feromon. Her karınca kendisinden öncekinden istifade ederken kendisinden sonrakiye bu tecrübeyi aktarıyor. Toplumsal fayda esas. İzleyelim. Bakın, karıncalar yemekle yuvaları arasındaki ziyaretlerinde şurada farklı renkte görebildiğiniz feromon denilen bir kimyasal salgıyla birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Zaman içerisinde karıncalar kendisinden önce tecrübe edilmiş bilgiyi yani yoldaki kimyasal feromonu kullanarak daha kısa zamanda optimum çözüme ulaşabiliyorlar. Bireysel fayda yerine toplumsal fayda.
Diğer bir örneğimiz, karıncalardan bahsedeceğimiz, bakın matematiksel zeminine baktığımız zaman bunların uygulamalarını yaparken kullandığımız temel matematiksel yöntemler bunlar. Yüzeyde görünürken sadece kimyasal bir salgıdan ibaretken arka tarafında inanılmaz bir olasılıksal, stokastik olasılıksal yöntemler var. Ve makine öğrenme yöntemleriyle birleştirildiği zaman en iyi çözüm elde ediliyor. Bir diğer yaklaşım, parçacık sürü algoritması. Kuş ve balık sürülerini düşünün. Birlikte hareket ederler. O sürünün içerisinden ayrılmama motivasyonları vardır. Temel gerekçe ne? Sürü içerisinde kalma, yakalanma olasılığını düşürme, kendisinden uzakta olan bir tehlikeden sürü içerisindeki diğer birey tarafından haberdar edilme ve rakibe veya düşmanına büyük görünme. Peki bu temel prensiplerle sürüde kalma, komşusundan mümkün olduğu kadar çarpışmayacak hızda uzakta gitme ve kendi hızını koruma prensibiyle sürüler hareket ettikleri zaman ne fayda sağlıyorlar? İzleyelim. This is what the other hunters have been waiting for. Now the sardines are within range of the gannets. Tehlike karşısında dağılsalar da bir arada durma motivasyonlarınıza dikkatini çekerim. Bu bir arada hareket etme sürecinde dikkat ederseniz tehlike kendisine yakın olmasa dahi o tehlikeye yakın balık tarafından hızını koruma veya sürü olma gerekçelerinden birisini sağladığı için sürü içerisindeki diğer balıklar da o tehlikeden aynı hızlarını koruyarak, onların hızlarını takip ederek, onların tecrübelerinden istifade ederek, doğru karar vererek kendisinden uzaktaki tehlikeden dahi kaçınabiliyor. Matematiksel zemininden çok kısa bahsedeceğim. Sürü içerisindeki bireyin kendi en iyi çözümü, kırmızıyla gösterdiğimiz başlangıç noktasını esas aldığınız zaman, bireyin en iyi çözümü ve sürünün en iyi çözümünü biz başlangıç noktamızı esas aldığımız zaman kendi en iyi çözümümle beraber sürü tecrübesinden istifade ettiğim zaman sürünün elde edilmiş en iyi çözümüne yaklaşan bir alternatif çözüm ürettiğimi görüyorum. Bireysel tecrübe, sürü tecrübesi, bireysel zeka, sosyal zeka ve ilk arama adımımız. Etkileyeceğini düşündüğüm bir başka algoritma, arı algoritması. Arılar belki takip etmişsinizdir. Gözlemlemişsinizdir. Kovan civarındaki çiçeklerden nektarlarını toplarlarken pek çok arı civarı geziyor ve yuvaya geldiği zaman arılar sürü içerisindeki, kovanın içindeki sürüdeki diğer arıları bir dans ile bilgilendiriyor. Civardaki bitkilerin içerisindeki nektarın yoğunluğu ile ilgili veya kıvamı ile ilgili bilgi veriyorlar. Bu algoritmanın nasıl çalıştığından çok kısa bahsedeceğim. İlk olarak scout arılar dediğimiz arılar civardaki nektarların arayışına çıkarlar. Aradıktan sonra o nektarın kıymetinin kararını verirler ve yuvaya gelip diğer arıları bilgilendirir ve diğer arıda, izleyen arılarda kendisine önerilen muhtemel çözümlerden en iyi olanı seçer. Dolayısıyla yuvaya birden çok bilgi toplamış arı gelecek. Kovandaki diğer arılar kendisine verilen bilgileri takip ettikten sonra içlerindeki en iyi çözümü seçecek. Honeybee workers are able to send complex messages to one another. In the wild, they sometimes nest out in the open, but mankind has persuaded them to live and store their honey in hives. The colony's heart is its queen. She is just a little bigger than her subjects and mother of them all. Scout arılar civardaki nektarları aramaya başlıyorlar. In spring, when food stocks are low, the workers get busy collecting nectar. The
They have a remarkable method of telling one another where to find the most productive flowers. Nektar aldıktan sonra yuvaya gelen arı, kovandaki diğer arıları 265 Hz frekansla uyararak bilgi veriyor. Verdiği bilgiye bakalım. This returning bee has just found a new source of nectar and is going to tell others in the hive about it. First, she gathers an audience. To do that, she climbs on her sister's back and vibrates her abdomen. Kovanın içerisinde birden çok bu titreşimi yapan arı var. Muhtemel alternatif çözümleri takip ediyorlar ki en iyisini seçebilsinler. Bakın burada birazdan bir çizim olacak. Üzerinden hemen çizdikten sonra bahsedeceğim. The duration of her waggle indicates arının yönü güneşe göre kaç derecelik açıysa arılara güneşe göre o kadarlık açıyla kovandan çıkmalarını, salınımın frekansı neyse nektarın kıvamını, salınımın süresi ne kadarsa kilometre cinsinden o kadar mesafede bir nektar olduğunu diğer arılara söylüyor. Referans güneş, ortak referans. Ve bu bilgiyi alan arılar, diğer muhtemel izci arılardan gelen bilgiyle bu çözümü karşılaştırıyor. Mesafe, nektar kıvamı gibi kendince en iyi çözümü seçip oraya doğru yola çıkıyor. Sonraki slide'ımda arılardan elde edilen bu yöntemin optimizasyon algoritmalarının bu çözümlerin bizim çalışmalarımızda nasıl karşılık bulduğuna dair örneklerden bahsediyor olacağım. Medical data üzerinde makine öğrenme ve optimizasyon algoritmaları, sürü algoritmalarının performanslarının etkilerini bireysel çözüm esas alındığı zaman elde ettiğimiz sonuçlar neler? Sosyal faydayı esas alan çözümleri önerdiğimiz zaman elde ettiğimiz sonuçlar neler? Bakın özellik seçim algoritmalarını kullanmadığımız zaman 48 büyüklüğündeki bir data içerisinden %62'lik doğrulukta hastalık sınıflandırması yapabiliyorken optimizasyon algoritmalarını kullandığımız zaman daha az özellikli olmasına rağmen kayda değer bir sınıflandırma performansı artışı görüyoruz. Daha az özellik, daha kıymetli bilgi, daha yüksek doğruluk. Bu performansları karşılaştırma eğrileriyle ortaya koyduğumuz zaman özellik seçim algoritmalarının kullanıldığı çözümlerin oldukça kayda değer farklılık ve üstünlüklerle bireysel faydaya esas alan çözümlere üstün olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde bir çalışmamızda zihinsel task kontrollü robot kolu çalışmamız vardı. Karınca kolonu optimizasyon algoritması ile beraber arının performansından istifade ettiğimiz bu çalışmada zihinsel tabanlı görev bilgilendirmemizde kendisine verilen 4 task'tan x-y düzleminde artı eksi x ve artı eksi y düzleminde robot kolunun hareket ettirilmesi sürecinde kendisine yeşille verilen referans yörüngeyi oldukça yakın doğrulukta takip eden bir gerçek zamanlı ve kablosuz veri transferi sağladığımız bir robot kolu çalışmamız var. Dolayısıyla yapay zeka ile gerçekleştirilen çalışmaların pek çoğunda bizler bireysel fayda yerine toplumsal faydaya esas aldığımız derin öğrenmenin, yoğun ve yüksek çözünürlüklü öğrenmenin makine öğrenme yöntemleriyle bir araya getirildiği çözümlerde oldukça yüksek performanslı çalışmalar elde ediyoruz. Özellikle günümüzde obez nefis diyebileceğimiz toplumsal bir hastalığımız var. Bireysel fayda yerine toplumsal faydaya esas alacağımız, dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlayacak tek alternatif yol karıncalar, arılar ve diğer sürülerde gördüğümüz sosyal faydayı esas almak. Bundan sonraki yıllarda yapay zekanın ve robotların hayatımıza neşe katan ve bizleri güldüren teknoloji olması ümidiyle. Selamlar.